Abdülvehab Gazi Sahabemidir. Sivas'ın manevi önderlerinden Abdülvehab Gazi Hazretleri'nin hakkında birçok rivayet dilden dile dolaşmaktadır. En çok konuşulan hususta kendisini sahabe olup cihad için Sivas'a geldiğidir. Biz bu konuyu merak ettik ve Profesör Doktor Recep Toparlı, İbrahim Yasak hocalarımızın emek vererek hazırlamış olduğu yayınlara ulaştık. Bu tür yayınlar üniversitemiz, valiliğimiz ve belediyemiz tarafından eserleştirilip halkımıza zaman zaman ücretsiz dağıtılmıştır. Emek veren herkesten Allah razı olsun. Biz de çevrim içi aleme taşıyarak bilginin yayılım hızını artırmak için gayret ediyoruz. Türbede bulunan kabir taşı. Hazretin kabrinde bulunan taşta şöyle yazmaktadır. Hüvel baki, ashab-ı kiramdan haza, merkadül mafur, merhum Abdülvahab Gazi Rahmetullahi aleyh. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi ve Battal Gazi destanlarında Abdülbihap Gazi'nin peygamber efendimizin Aleyhisselam ashabı olduğundan bahsedilmektedir. Tarihi olaylar incelendiğinde peygamber efendimizin yaşadığı dönem ile Anadolu'ya yapılan akınlar ve Battal Gazi destanında anlatılan olaylar dikkate alındığında Abdülbihap Gazi'nin 100 yaşını aşkın bir ömür sürmüş olması gerekmektedir. Sivas Merkez Vaizi Hüseyin Çelikin Abdülvahap Gazi'nin Hayatı isimli kitabında hadis kitaplarından şu hadis aktarılmaktadır. Resulullah Aleyhisselam ahir hayatında yatsı namazını kıldırdıktan sonra ayağa kalktı ve Bu geceyi görüyorsunuz ya işte bu geceden itibaren 100 sene başında bugün yeryüzünde olanlardan hiçbir kimse yaşamayacaktır. Muhaddislerin beyanına göre bu hadisten maksat Ashabın devrinin 100 sene sonra nihayete receidir. Son vefat eden sahabi Leysi'dir. Vefatı için Hicri 100'den 110'a kadar muhtelif tarihler beyan edilir. Bu nedenle Hicri 110'dan sonra yaşayan kimselerin sahabi olduğu kabul edilmez. Bu hükme göre Abdülvehap Gazi Hazretleri'nin sahabi olması mümkün gözükmemektedir. Çorumlu Ali İzzet Efendi, teskire Makamat eserinde, Çorum ve civarında, 200 kadar zevatın isim ve makamını ziyaretinden bahsederken tabiinden Sivas'ta Abdülvahap Gazi haziratıyla Evliya-i İkram'dan, Beledi Meskureler'de ve Bilad-ı Saire'de de nice zevat rahimehumullah mekabir ve makamatlarını ziyaret müesser oldu ifadesini kullanmaktadır. Görüldüğü gibi risalede Abdülvahap Gazi'nin tabi'in olduğu yazmaktadır. Tabi'in sahabeyi Müslüman olarak gören ve Müslüman olarak ölen ikinci nesili ifade eder. Peygamber Efendimizin Sancaktarlığı Yine Battalname, Amasya Tarihi ve diğer eserlerde Abdülvehem Gazi'nin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sancaktarı olduğu ifade edilmektedir. Yukarı tekkedeki türbe duvarında asılı olan bir beytte şu ifade mevcuttur. Yetmez mi bu şehrin halkına nimeti bari burada metfundur. Resulullah'ın alemdarı. Sivas suresi düğün adetlerinde düğünün başlangıcını sembolize eden bayrağın düğün evine asılması ve düğünün her iki tarafına ait bayrak birbirleriyle atışırken söyledikleri şu sözlerle Abdülvahap Gazi'yi bayraktarların piri saymaktadırlar. Bayraktar bayrağını kaldır. Yönün kıbleye döndür. Pirimiz Abdülvahap Gazi verelim Muhammed'e salavat sallallahu aleyhi ve sellem. Görüldüğü gibi gerek türbesindeki beyitti ifade edildiği üzere gerekse halkın günlük hayatının bir parçası olan düğün törenlerinde en canlı şekliyle yaşadığı gibi Abdülhamd Gazi Hazretleri halk arasında Yüce Peygamber Efendimizin döneminde yaşamamış olsa da anlaşılan o ki Peygamber Efendimizden kısa bir süre sonra Anadolu içlerine düzenlenen akınlarda ön saflarda bulunmuş ve bu uğurda şehit olmuştur. Ebu Eyyub el Ensari gibi Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmak için dünyanın zevk ve sefasını bir kenara bırakarak kendisini Allah'a adamış, evlenmemiş, İslam'ı yayma heyecanıyla koşan, bayrak taşıyan, öncü ve mümtaz bir şahsiyettir. Bu nedenle taşıdıkları bayrağın ifade ettiği mana ile bu toprakları vatan yapan güzide sancaktarlardan biridir.